Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine birkaç gün önceden video çekmiş olacağım. Çünkü sergimiz var. Sergimiz esnasında yorgun gelirim, sizi videosuz bırakırım diye korkuyorum arkadaşlar. O yüzden video yapacağım. Şimdi şöyle bir zavallı olmuş. Ama düzelince herkesin hayran olacağı bir türümün ekimiyle başlıyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? Ekim dikim videoları yapacağım yine. Biliyorsunuz bayağı bir böyle saksılarım azalmıştı, boşalmıştı. Şöyle saksılara arkadaşlar yaprak koymamaya çalışıyorum. Siz bakmayın, şimdi onu koydum ama yaprak koymamaya çalışıyorum. Yaprak koymamamdaki sebep de saksıların boşaltıp şunda değil ama bunda kompost malzemesi var. Kompost ile çoğaltmak istiyorum bitkileri, çünkü kompost ile büyümenin hızına yetişemiyoruz biliyorsunuz. Ve şöyle kafama göre dikimler arkadaşlar yapacağım. Bunda da kompost var. Genelde kompost olan yerlere ekimleri yapmaya çalışacağım. Ama şu bir gerçek arkadaşlar. Ne olursa olsun bitki gün ışığını görmek zorunda. Bitki büyümüyorsa gün ışığını tam alamıyordur. Mesela çok soğuk memleketlerde çok da yani hızlı büyüme olmayacağını bilmelisiniz. Şimdi ben de hani çok böyle bitkilere dip dibe ekiyormuş gibi oluyorum ama bunu şöyle düşünün. Mecbura kalıyorum. Oh, döküldü. Mecbura kalıyorum çünkü arkadaşlar bitkilerim güneş görmezse eğer kötü olurlar. Onlar kötü olmasınlar diye. Ben de onların böyle gül gül formdaki ekimlerini yapmaya çalışıyorum. Ve Allah izin verirse yaza böyle büyümüş saksılarla girip bir de yavaş yavaş saksıları İşte tatile gitmeye hazırlamam lazım biliyorsunuz. Başka neyi seçelim? Şunları hep ekeceğim arkadaşlar. Bunları bir kere koyalım. Hiç boşuna şöyle. Bunlar biraz halletse şunları da ekeceğim. Onları da ekeceğim ama bunlar şu anlık bir kanser. Bakın pulvinatalar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane yavrusu var ve bu tür kaç lira biliyor musunuz? 50 lira. Yani bizim aldığımız o astronomik fiyatların yanında hiçbir şey. 5 tane kendine kök yapmış. Bakın şunun da ortasında böyle bir kararma olmuş. Bunun da ekimini yapacağım. Bakalım nereye ekeceğiz? Bunların hepsini bu saksılara mı ekeceğim arkadaşlar? Yani mecburen bunlara ekiyorum. Şöyle. Şimdi diyeceksiniz ki neden bu tehlikeli işi yapıyorsunuz? Neden yanınıza toprak kabınızı almadınız diye soracaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar bu bitkiler neredeyse 1,5-2 aydır bende. Bunlar eğer Allah göstermesin biplenseydi, kurtlansaydı bunlar şimdiye hepsinin başına bir iş gelmişti. Ben de almayı unuttum açıkçası. Almayı da unutunca dedim ki saksı diplerinde boş yer olur. Oralara dedim koyarım dedim. Şimdi bunlarda da yetiştirirken arkadaşlar ne çok önemli? Kesinlikle
bitkinin bakın bitkiyi ekerken saksılara bir bu kompost saksılarına ekim yapıyorum. Burada benim 4 tane saksımda kompost var. Bu arada bitkiyi nereye koyduğumu göremiyorum. Şuraya koymuşum. Saksılarımda arkadaşlar şunda kompost var. Şunda da var. Bunda da var. Şunda ve şunda var diye hatırlıyorum ama onlardan tam emin değilim. Ondan sonra yani ekimi dikimi yaparken de arkadaşlar sizinle birlikte yapmak istiyorum. Ha, bu arada bunların sulaması da çok önemli. Yani nem oranları çok önemli. Ben de gidip gelip bakıyorum. Nem oranlarını ayarlamaya çalışıyorum. Ondan sonra bakın arkadaşlar şurası yaprak dolu. Bitkide açılmalar olmuş. Bitkide açılmalar olmuş derken yaprak aralarında açılmalar olmuş. Bu ne demek oluyor? Güneşsiz kalmış. Bu form bozukluğu olan bitkilerin hiçbirisini satışa göndermiyorum. Kellesini almam lazım ve o şekilde göndermem lazım. Biraz büyümesi lazım. Mesela form açıklığı olmuş olan arkadaşlar bu. Form açıklığı olmamış olanlar zaten belliler arkadaşlar ya şöyle. Bunları bitki alırken de dikkat edin. Kendiniz de bunları bitki alırken form açıklığı var mı yok mu? Yani aldığınız bitkinin form açıklığı olmamasına dikkat edin derim. Tabii yine de herkesin kendi bileceği iş. Şey derler arkadaşlar. Bunu ben kendime çok söylerim. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Herkesin aklını almışlar. Ondan sonra pazara koymuşlar. Ve satılığa çıkartmışlar. Demişler ki bakalım kim kimin aklını beğenip gidip alacak diye düşünmüş insanlar. İşte bu bir hikaye. Babaannem bunu çok anlatırdı. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra derdi babaannem, yine derdi herkes gitmiş kendi aklını beğenmiş almış derdi. Şimdi arkadaşlar siz ne derseniz deyin, herkes kendi aklını beğenecek, kendi aklının erdiğini alacak. Öyle. Bakın bunda kompost olunca böyle canı gönülden bunu ekim yapıyorum ama şöyle böyle bırakacağım, çok da kenarlarını sıkıştırmayacağım, şöyle sadece şöyle yapayım, yapıvereyim. Tamam, şimdi arkadaşlar benim şöyle bir çok güzel bir bitkim var ama bunu biraz böyle açık alanlı bir yere ekmek isterim. Fakat burada açık alanlı bir yer görebiliyor muyum? Göremiyorum. O yüzden bunu buradan çıkartacağım. Sen buraya. Çünkü bunu buradan söküp gönderebilirim arkadaşlar. Fakat öbürünün bebekleri için kolunu salması lazım. Bakın. Her yanı bebek. Bu arada arkadaşlar bizim sergilerimiz olacak. Sergilerimizin serilme aşamaları olacak. Ha, bunun aşağısı yokmuş. Aşağısı da olmadığı için burayı dolduracağız ve bunu böyle koyacağız.
kadar. Bu kadarmış arkadaşlar ya. Şuraya bir tane ekim yapayım. Onu hiç oradan şu köşeye döktüm. Bu bayağı bir büyük. Bunun toprağını buraya dökmeyeceğim. Çünkü burası onun toprağı için çok gelir diyorum ama dökmeden de olmuyor arkadaşlar. Bakın şunu buradan almam lazım. Bir dakika. Bunu buraya ekmem lazım. Ne kadar kararsızım, değil mi? Çok köklü. Çok büyük bir kökü var. Şimdi bunu ben nereye koyayım? Arkadaşlar şu kısmı şöyle tazelemek gerekiyor. Şöyle. Bitki fazlalıklarını, atıklarını almak, düzeltmek gerekiyor. Ve bakın bunun altında yavruları var ve şey, kökü var. Öyle bir, bu nemli toprak olduğu için mutlaka bunu çekecektir, sürecektir. Bu türler öyle arkadaşlar. Çok böyle dibine doğru nadir kökler olur. Bakın bunlar kirlendiler. Bir suladığımda onlar geçecekler inşallah. Ve bunda toprak kalsın. Çünkü onu kompost kovasının olduğu toprağa dökerim. Şuradan da alayım yine şunları. Öbürlerini mecburen öyle bir ekimini yaptım ama bu olmaz arkadaşlar. Bir sürü ortalığı berbat eder bu. Bu böyle. Şurada buz çiçeklerim var. Şurada arkadaşlar pulvinata. Bakın pulvinata kaç yerden patlamış. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yerden patlamış pulvinata. Şunların da satsılarıma ekimlerini yapacağım. Bir de arkadaşlar bakın şu. Şurada güneş yanığı gibi bir şey olmuş. Bu çürüme mürüme değil. Bu güneş yanığı. Evet ya, güneş yanığı gibi bir şey olmuş. Ondan sonra burada arkadaşlar hemen şöyle bir saksıya alıvereyim. Şu köşede yapacağım yine. O köşede yapmamın sebebi de ne biliyor musunuz? O köşe şey, genel boş karanfil dibi. Karanfil dibinde yapıyorum. Şimdi bunların götürüp topraklarını benim var olan kompost toprağımın dibine koyacağım, şeyine koyacağım, poşetine koyacağım. Arkadaşlar şu benim bir türüm vardı, özel tür. Bakın. Ne kök tutmuş, ne ölmüş, ne kalmış. Tövbe estağfurullah. Alın size özel tür. Ay hiç güleceğim yoktu ya. Güneşine sebep şu bitkiyi şuraya ekeceğim. Bu bitki buraya ekilinecek bir bitki değil arkadaşlar. Çünkü burası bildiğin kompostu bitmiş.
Elimi soktuğumda anlıyorum zaten. Kompost olunca böyle dibine doğru gidiyor. Gitmiyor. Öyle değil. Şöyle, bu biraz burada arkadaşlar hale yola gelsin. Büyüsün. Kellesini alırım. Şu kötü olmuş yapraklarını alırım. Biraz dinlensin. Biraz canlansın. Böyle arkadaşlar, şurada yapraklar var, yaprakların bakın yani sökmeyeyim diyorum, yeniden ekmeyeyim diyorum, videoyu kapatayım diyorum ama olmuyor arkadaşlar. Bunu nereye ekeceğim? Şuraya ekeceğim. Burada kompost var mı? Yok arkadaşlar. Ama başka çarem de yok. Kompost da yok. Başka çare de yok. Buraya çünkü güneş görmesi lazım. Nemden faydalanması lazım. Nemden faydalanamıyor. Şu yaprakları alacağım. Ay, şurada bir tane sukulent. Arkadaşlar, sukulentin üstüne inanmıyorum kendime. Diyorum ki iyi diyorum. Allah'ım. Ne olur, ne olur çok eleştiride bulunmayın bu videoma. Sukulentin üstüne dökmüşüm de dökmüşüm toprağı arkadaşlar. Yeminle merak ettim bunun altı karanfil dibi diye. Şunu dökmüşüm de dökmüşüm, ne kadar güzel de bir tür. Ben o sürekli oraya öyle bir şeyler koyuyorum. Karanfilin böyle dalları kurumuş. Yine belirteyim, aşağısı bahçe, ondan atıyorum. Yoksa arkadaşlar atmam. Şöyle yapayım bari de bu garibimin de önü açılsın. Ay. Böyle. Benim arkadaşlar saksılarımın ve videolarımın başrol oyuncusu diş fırçası. Onu da oraya saplayalım. Bakın şimdi bunları gideyim kompost kovasına dökeyim. Aslında olması gereken o. Yapılması gereken o. Siz bakmayın benim böyle yorgunluktan arkadaşlar. Yorgunluktan inanın geldim. Size onu da bir anlatayım da ondan sonra gideyim. Şu balkonun yıkadım gittim. Balkon yine yıkanacak olmuş. Rüzgar esmiş. Ve dökülmüş içeriye. Ondan sonra o kadar yorulmuşum ki otobüste uyuyakalmışım. Baktım eve yaklaşıyoruz. Neyse inşallah dedim geçirmem durağı. Ondan sonra eve gidince yatacağım dedim. Biliyorum ki çocuklar okuldan gelecekler, açlar. Arkadaşlar çocukları yani onların da umudu sizsiniz. Annesiniz. Anne olup onları koruyup kollayabileceğiniz için evlat sahibi oldunuz değil mi? Ondan sonra dedim ki ay çocuklar gelecekler dedim okuldan, açlar. Bir daha ayıptır söylemesi. Size menü olsun diye söylüyorum. İnanın başka şeyden değil, ne olur yanlış anlamayın. Salata yaptım, cacık yaptım, pilav yaptım. İçli köfte vardı buzlukta. Onları çıkarttım, kızarttım. Dedim pilavın yanına. Çok seviyor benim küçük kızlar pilava. Pilavın yanında dedim içli köfte veririm dedim. Eşim de sadece salata cacık yerim dedi. Hayır dedim, bir tane köfte sen de ye bari. Ondan sonra
Öyle arkadaşlar, akşamı aşırmış olduk. Şimdi videoyu da kapatacağım. O kadar yorgun oluyorum ki videoyu açtıktan sonra kapat, içeriye git, bir daha yeniden al. Eğer öyle yapacak olsam ben size söyleyeyim, video çekmeyi bırakırım. O kadar yorgunluğa artık bünyem de dayanmaz, ben de dayanamam. O yüzden arkadaşlar, benim böyle videolarımda koca sukulenti gömmüş kadın, böyle büyük bir hata yapılır mı demeyin. İnanın, inanın yani, bir işe başladım. Sizleri seviyorum. Sizleri sevdiğim için bu videoları bırakamıyorum. Ama böyle de çok da çok kolay şartlarda da videoları çekmiyorum. İşte yani şu an gideceğim içeriye, bir sürü işlerim var. Bulaşıklar makineye atılıyor falan filan. Kızlardan yardım isteyeceğim. Onlar da bana yardım edene kadar 40 saat geçecek. Ha anne deyince kalkan çocuklar değiller arkadaşlar. Bilmiyorum sizinkiler kalkıyor mu? Benimkiler kalkmıyor arkadaşlar. Kalkın kızım, yardım edin. Tamam anne, tamam anne, tamam anne. Kendi kendime diyorum ki bunlara diyene kadar kendim yapsaydım dilim de yorulmazdı diyorum. Ondan sonra öyle arkadaşlar. Şimdi bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bakalım bunlar ne kadar büyüyecek. Şöyle birkaç hafta sonra buranın akıbetine bakacağız. Bu arada arkadaşlar, sen bilirsin kargolarım devam ediyor. Almak isteyenlere hangi ürünler gidecek? Mesela almak isteyenlere bu tepesine toprak dökülmüş türüm gidebilir. Bu gidebilir. Bunlar gidebilir. Bakın şuralar fret dolu. Fretler gidebilir. Bu şunun ortasını bekleyeceğim arkadaşlar. Korkuyorum çürüme olur, bunu gönderemem. Ama onun var yani. Buz çiçeğim gidebilir. Bu gider, bu gider arkadaşlar. Ondan sonra bakın, buradan havai kök yapmış bu arkadaş. Bu arkadaşın bu havai kökü olayını halletmemiz lazım bir dahaki şeye. Bir dahaki videoda kesmemiz lazım buradan. O kelle alma işlerini yaparız. Bakın şuradan kelle alma işlerimiz var arkadaşlar. Bunların kellesini yeni almıştım biliyorsunuz. Bir de şuranın kellesini almıştım. Bakın çoğalmalara. Bakın. Şunlardan, sedum bronzelerden gönderebilirim. Gönderirim arkadaşlar. Bitki çok. Bitki de sınırı yok. Bakın. Bunun kellesini alıp gönderdiğimde, rozet olarak gönderdiğimde arkadaşlar, nasıl rozet bu? Bu rozeti ben buraya böyle koydum. Bitti. Bu kadar. Ellemediğiniz zaman 15 gün sonra kendisi zaten orada köklenmiş olacak. Böyle arkadaşlar. Videolarımı izlediğiniz için, beğendiğiniz, yorum yazdığınız için ve beni bıkmadan, usanmadan takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.